Şimdi teknik sorunlara baktığımızda hem üniversiteler açısından bazı yetersizlikler mevcut. Bunu da raporda kısaca bahsettik. Öte yandan bir de öğrenciler açısından bazı imkansızlıkların yetersiz olmasından dolayı kaynaklanan bir takım teknik aksaklıklar vardı. İşte hepinizin takdir ettiği gibi ülkemiz ekonomik açıdan çok yüksek uçurumlara sahip bir ülke. Eğitimde fırsat eşitsizliği pandemi öncesinde de sıkça gündeme gelen bir durumdu. Mart ayından beri devam eden süreç boyunca eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılması öğrencileri teknolojiye daha da bağımlı hale getirdi. Evinde internet bağlantısı ve beraberinde bir bilgisayar olmadan eğitimin sürdürülmesi imkansız hale geldi. Çok geniş bir kesimin teknolojik olarak imkanlarının yetersiz olduğunu görüyoruz ve bu kesimin uzaktan eğitim süreci boyunca eğitim öğretim faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesi pek mümkün bir şekilde gözükmüyor. Ki öğrencilerin kendilerine bir bilgisayar temin etmesi de çok zor. Çünkü baktığımızda bir KYK bursu 550 Türk lirası. Şu an piyasadaki en kötü bilgisayar bile 3-4 bin TL'den başlıyor. Ben size iletişim sorunlarından bahsedeceğim. Online eğitim sisteminde en önemli sorun iletişim sorunları. Peki bu iletişim sorunları nelerdir? Öğrenci muhatabını bulamıyor. Bilgi aktarımı kanallarının oluşmaması, öğrenci yalnız hissettirme etkileri bu durumda öğrenciyi yalnız kalması ve öğrenci dönütleri alacak yer bulamaması bu şekilde olumsuz karşılanıyor. Peki bu sorunlar yaptığımız online mülakatlarda nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Bazı hocaların ödev verme veya sınav yapmayacağını söyleyen öğrenciler idareye sorunu bildiremediğinden dolayı Taha arkadaşımızın da söylediği gibi Twitter üzerinden etkileşimler meydana getiriyorlar ve bunların sonucunda rektörlerin veya hocaların geri dönütlerini alabilmeleri veya alamamaları sonucunda olumsuz bir sonuca varıyorlar. Öğrenci konseylerinin yani öğrencilerle üniversiteler arasında iletişim kurabilecek ofislerin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bunları biz aynı zamanda rektörlere de sunmaya çalışıyoruz, rektörlere de ulaşmaya çalışıyoruz ama bunların ya özellikle üniversiteler bazında temsilciliklerle o üniversitelerin sorunlarının toplanması öğrenciyle çok büyük bir yakınlık oluşturabilir. Yani böyle bir eğer sistem kurulabilirse gerçekten bu sistemi kuran CHP olursa CHP ile gençler çok bence kendilerini samimi hisseder. Yani kim bu sistem kurarsa onların çok faydasını olacağını düşünüyoruz. Onun dışında ise eğitimin takibinin özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla entegre bir şekilde yapılması bu dönemde çok değerli. Çünkü uzaktan eğitimde ne gibi gelişmeler oldu? Bunların anlık takip edip nasıl geliştirilebilir? Bunlar konuşulması gerekiyor. Bizim yapmaya çalışacağımız ve yapılabilirse çok aslında güzel olduğunu düşündüğümüz nokta ise şu. Akademisyenler ve öğrencilerle birlikte biz bir online çalıştay kurultay tarzı bir şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz. O uzaktan eğitimin nasıl daha iyi hale gelebileceğine dair. Çünkü sistemin iki ucu hiçbir yerde konuşamıyor, iletişim kuramıyorlar. Bu özel üniversitelerde iletişim konusunda öğrenci konseylerini kendileri ya yani öğrenci toplulukları, öğrenci meclisi adıyla açtıkları için daha aktif bir iletişimleri var ve özel üniversitelerde gerçekten akademisyenlerin sosyal medya kullanımı daha aktif olduğu için onlara erişim daha kolay. Ama biz devlet üniversitelerinde gerçekten mail atıyoruz ve maile günlerce cevap gelmediği oluyor. Yani devlet üniversitelerinde ve özel üniversiteler arasında bu durum çok uçurum yani çok büyük bir fark var. Bu çok üzücü bir şey. Ben de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci öğretim öğrencisiyim. Şöyle bizim normalde de zaten yani bu pandemi sürecinden önce de derslerimiz 17'den sonra olmuyordu. Derslerimiz öğlen 12 civarlarında başlayıp 3-4 gibi hatta en geç 5 gibi bitiyordu. Pandemi süreciyle beraber hocalarımız birinci öğretim ve ikinci öğretim sınıflarını zaten artık birleştirerek yani sadece kendi dersinin sınıfını oluşturarak ders vermeye başladılar. O ders alan tüm öğrenciler birinci öğretim veya ikinci öğretim veya sınıf fark etmeksizin tek çift diye farklı sınıflar olmasına rağmen bunlar fark etmeksizin hepsi aynı derse girmeye başladı. Dolayısıyla sınavlarımız da bu şekilde oldu. Ve zaten belki görmüşsünüzdür sosyal medyada da bu harç konusuyla ilgili çok fazla öğrenciler şikayetlerini dile getirdiler. Hala daha da getirmeye devam ediyorlar. Çünkü halihazırda zaten pandemi süreci öncesinde bile akşam derslerimiz yapılmıyordu veya bazı hocalarımız o zaman da dersleri yani sınıfları birinci öğretim ve ikinci öğretim sınıflarını birleştirerek ders işliyorlardı. Şu anda ise tamamen buna dönüştü sistem. Ve bu durumda hala harç ödüyor olmamız veya harçlarımızın hala aynı fiyatta ödüyor olmamızın öğrenciler tarafından bayağı bir dikkat ve tepkiye yol açtığını söyleyebilirim. Gençlerin sorunları tabii özellikle üniversite gençlerinin pandemi sürecinde süresi içinde var olan sorunlara yeni sorunların da eklenmesine yol açtı. Bunları biz yakından izliyoruz. Önce onu ifade etmek isterim.
akademik dünyadan siyasetin içine giren işte Lale Hanım gibi, Selin Hanım gibi, Gökçe Hanım gibi onlar kısmen bu sorunları aktarmaya çalışıyorlar ve politik arenaya bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Sorunların çözümünü sağlayacak olan kurum siyaset kurumu. Yani parlamentoda bu sorunlar bir şekilde dile gelecek ve milletvekilleri sizin sorunlarınızı çözmek için yasal değişiklikler yapılması gerekiyorsa yasal değişiklikler artı mali olanaklar sağlanacaksa YÖK'e diyelim ki veya üniversitelere bütçe yasası hazırlanırken o bütçe yasasına üniversitelere daha fazla ödenek konulması yoluyla belki sorunlar büyük ölçüde çözülebilir. Üniversite öğrencilerinin, her bir üniversite öğrencisinin bilgisayarın olmamasını 21. yüzyılda zaten kabul edemeyiz. Yani 21. yüzyıldaysanız bütün dünya teknolojik gelişmeleri yaşıyorken ve bu teknolojik gelişmeler çok hızlı yol alırken bizim gençlerimizin bir kısmının elinde bilgisayar olmaması, evinde internet olmaması, internet sorununu yaşaması aslında 21. yüzyılın Türkiye'sinin büyük bir ayıbı. Bir yoksulluk envanterini biz şimdi oluşturmaya çalışıyoruz belediyelerimiz aracılığıyla. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ve o ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir. Bilgisayar yönünden de şunu söylemek isterim. Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var. Genel bütçe dışında. Bu fonda biriken paralar var. Bu paraları kullanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK'le işbirliği yaparak Milli Eğitim Bakanlığı Evrensel Hizmet Fonu'nun kaynaklarını bilgisayarı olmayan gençlere veya öğrencilere bilgisayar sağlayabilir, bazı masraflarını karşılayabilir. Biz ısrarla bu Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan para ne oldu diye soruyoruz. Israrla. Gençler bunu pek sormuyorlar. Belki bu fondan haberleri de yok. Dolayısıyla gençlerin de sorması lazım. Bu fon özellikle teknolojik altyapı yetersizliği yaşayan okulların, öğrencilerin sorununu çözmekte kullanılması gerekiyor bu fonun. Ama bu fon nereye gitti şu ana kadar biz bilmiyorum. Eminim siz de bilmiyorsunuz zaten. 21. yüzyılın Türkiye'sinde evinde televizyonu olmayan 750 binin üstünde hane var. Yani Türkiye'nin fırsat eşitliği, eğitimdeki eşitsizliğin hangi boyutlarda olduğunu göstermesi açısından sadece verdiğim bu iki rakam yeterli. Yani 2 milyonun üzerinde internete erişemeyen aileler var. Kaldı ki televizyon olup 6'dan fazla nüfusu olan, hane olan 2 milyonun üzerinde de hane var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırdığımızda, ikinci yüzyılda, Türkiye'nin ikinci yüzyılında gerçekten demokratik kuralların ülkemizde büyütüldüğünde, bu kuralların hayata geçirildiğinde hem düşünceyi ifade özgürlüğü, hem yargı bağımsızlığı, efendim medya özgürlüğü gibi pek çok kuralı kendi ülkemize de getirmiş olacağız. Bir ülkede demokrasinin gelişebilmesi ve demokratik bir ortamda hepimizin nefes alabilmesi için bir temel soruyu her ortamda sormalıyız. Bir temel soruyu. Nedir o bir temel soru? Ben vergi ödüyorum, ödediğim vergiler nereye harcanıyor? Şimdi bu soru demokrasinin çıkış kaynağıdır aslında. Şimdi düşünebilirsiniz belki de diyebilirsiniz ki ya ben üniversite öğrencisiyim yani vergi falan ödemiyorum. Efendim işte vergi dairesinde kaydım yok. Dolayısıyla bu soruyu sormaya gerek yok. Hepiniz vergi ödüyorsunuz doğduğunuz andan itibaren. Emzik alırken, süt alırken, bez alırken, altına çocuğun altına bez alırken, ölürken de kefen bezi alırız, onun için de vergi öderiz. Doğduğumuzdan ölünceye kadar her alanda vergi var. O zaman demokrasiyi savunacaksak ve ülkemize demokrasi istiyorsak, politikacıların, ülkeyi yönetenlerin sizin sorularınıza vereceği en ciddi cevap, toplanan vergiler nereye harcandı? Sizlerle tanışmak benim için keyifliydi. Ayrıca yaptığınız çalışmalar için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.